Sayın Divan Başkanı ve değerli üyeleri, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanlarım, değerli meclis üyelerim. Türkiye sevdamızın, Cumhur İttifakımızın değerli mensupları, AK Partili kardeşlerim. AK Parti Ortaca İlçe Kongresi'ne sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyor. Hepinizi en içten duygularımla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kongremizin Ortaca'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözlerime başlamadan önce bizleri aynı çatıda Türk milletinin hizmet yolunda birleştiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanım değerli büyüğüm Devlet Bahçeli'ye sonsuz şükranlarımı ve sevgilerimi sunuyor. Ortacalı hemşerilerim adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli hemşerilerim, 1,5 yıl önce Türk ve Türkiye sevdaların ortak noktası Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi Ortaca Belediye Başkanı adayı gösterildi. Cumhur İttifakımızın değerli ortakları, siz kardeşlerimiz ile beraber uyumlu, verimli bir çalışmanın ardından belediyemizi Cumhur İttifakı adına kazanarak çalışmalarımıza başladık. Sevdamız Ortaca diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda sizlerin destekleri bizleri çok kıymetli olmuş, azimlendirmiş ve şevklendirmiştir. Siz kıymetli hemşerilerimizi mahcup etmemek adına 1,5 yıldır yoğun bir tempo ile çalışmakta, Ortaca'mıza hizmet etmekteyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak yolumuzu hız kesmeden devam ederken Ortaca'mızı en güzel değerlerini kazandırmanın yollarını arayarak halkımıza mahcup olmamanın gayret içerisindeyiz. Sizlerin, Cumhur İttifak ortağımızın değerli mensuplarının yapmış ve yapacak olduğumuz hizmetler rolü büyük olacaktır. Ne yapıyorsak, ne bir istiyorsak Ortaca içindir. Ortaca'mıza hep birlikte altın çağını yaşatacak, ivme kazandıracak, Cumhur İttifakı'nın gerekli bir şiar olan millete hizmet etme yolunda bir olacağız, biri olacağız. Ortaca'mıza kazandırdığımız ve kazandıracağımız değerlerin temel kaynağı Cumhur İttifakı'dır. Bu anlamda desteklerini bizlerden esirgemeyen, Ortaca'mıza hizmet etmemiz adına desteklerini tam olarak hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız huzurunda teşekkürler iletmek istiyorum. Sevgili AK Partili kardeşlerim, şu ana kadar okuduğum kongremiz için hazırladığım metindi. Bundan sonra doğaçlama olarak Ortaca'mı belediyemizi nasıl aldık, nasıl yönetiyoruz, bununla ilgili sizlere sıkmadan kısa bir bilgi vermek istiyorum. Sevgili AK Partili kardeşlerim, biz 2019 31 Mart'ta seçimlerinde, yerel seçimlerinde biliyorsunuz bizim belediye başkanlığı seçimimiz çok enteresan oldu. Bir ay kala biz karar verdik. Rabbimin isteğiyle, sizlerin desteğiyle belediye başkanı olduk. 4 Nisan 2019'da biz mazbatayı aldık ve belediye teslim almaya gittiğimizde ben dualarla içeri girdim. Dedim ki Rabbim, senin adaletinden ayrıldığım gün ya canım al ya bu makamı al dedim. Ve bu şekilde 1,5 yıldır ne Rabbime ne davama ve ne sizlere mahcup edecek bilerek hiçbir şey yapmadım. Belediyeyi aldığımızda sayın kardeşlerim, biz önceden bir hesabımız yoktu. Yani belediyenin durumunun çok kötü olduğunu biliyorduk ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyorduk. Makama oturduğumuzda gelirimiz giderimizden azdı. Bu şekilde bir belediye almıştık. 30 milyonluk yıllık bütçesi olan, yani 30 milyonluk yıllık ciro yapan, fakat 23 milyon da borcu olan bir belediye aldık.
belediyede çalışan arkadaşlarımız, liyakattan değişik, liyakat uymayan arkadaşlarımız vardı. Onu kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Burada Bahçelievler'de yol yapmak istiyoruz. Şurada ana yola bağlanan bir yer var. Yol yarıda kalmış. Dedim ki çalışan personel müdür arkadaşıma, bu yol ana yola bağlanıyor mu? Başkanım bağlanıyor ama bu arsa tarlanın sahibi bu yeri terk edip etmediğini bilmiyoruz dediler. Biz de dedik ki belediye gidelim, bu yeri bu vatandaş terk etmiş mi etmemiş mi, etmediyse kimmiş bunun sahibi öğrenelim, terk ettirelim diye bir konuşma geçti. Belediyeye vardığımızda açtık haritayı arkadaşlar, yer kimin çıktı biliyor musunuz? Ortaca Belediyesi. Yani Ortaca Belediyesi'nin malını mülkünü bilmeyen bir Ortaca diyor aldık biz. Ondan sonra çalışmalarımızda bu şekilde 30'a yakın yer bulduk. Ama birileri sahiplenmiş, otopark yapmış, bahçe yapmış, park yapmış, böyle bir şeylerle biz bu şekilde bir belediye aldık arkadaşlar. Evet, Cumhur İttifakı'ndan seçildiğimiz için sizlerin haklı olarak beklentileri çok fazlaydı. Bunun bilincindeyiz. Onun için de gece gündüz meclis üyelerimle, iş arkadaşlarımla, ilçe başkanlarımla çalışıyoruz. Ama bizim kadersizliğimiz midir? Artık şanssızlığımızdır bilmiyorum. İşte bir deprem oldu, bir çığ oldu, bir de koronavirüsü çıktı. Dünyayı etkiledi, ülkemizi etkiledi, neticede belediyemizi etkiledi. Ama buna rağmen, hizmette durduk mu? Hayır, durmadık. Çünkü bizim derdimiz gönül almak, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik. Ortaca Belediyesi kurulalı tam 60 yıl oldu arkadaşlar. En büyük Ortaca Belediyesi'ne yatırım yapan belediye başkanımız Salih Özdemir abimdir. 60 yıllık belediyede en büyük yatırım yapan, en büyük kanalizasyon yatırımı yapan Salih abimdir. Ama Allah bizi şurada nasip etti. İkinci büyük yatırımı Allah bize nasip etti. Arkadaşlar, yarın bir yüzme havuzu yapıyoruz. Bu yüzme havuzu böyle yüzme havuzu deyip de geçecek, yani geçiştirilecek bir şey değil. Hakikaten çok büyük havuz. Şimdi bizim havuzumuz 7,5 trilyon eski parayla, şimdi parayla 7,5 milyonu bir bütçe yapıyoruz. Havuzumuz müsabakaların olabileceği, 6 kulvarlı, çırpım havuz olan, çocuklarımızın yüzme öğrenebileceği, Bodrum katında okçuluk ve güreş için antrenman sahaları olan, saunası olan, çatı katında kafeteryası olan bir havuz oluşturduk. Rabbim inşallah Mart'ta bunu bitirmeyi nasip edecek. Sizlerin huzurlarına bunu sunacağız. Bunda da bitmedi tabii. FIFA onaylı 60 metreye 90 metre bir halı saha yapıyoruz. Bu 6 yaşından 19 yaşına kadar çocuklarımızın rahatça maç yapabileceği, top oynayabileceği bir saha oluşturduk. Yine Dalyan'da kanalın kenarında insanların mesire alanı olarak sabah kahvaltı yapabileceği, aparat, akşamları aparat yemek yiyebileceği bir güzel bir mesire alanı yaptık. O da bitmek üzere. Bitti mi? Bitmedi. Şu anda 5 ay sonra Ortaca'da tam 200 bin metrekare park alanı düşenmiş olacak arkadaşlar. Bu 200 bin metrekarenin büyüklüğünü şöyle anlatayım. 2018'de Ortaca Belediyesi'nin toplam döşeceği taş 9 bin metrekare. Bu da 22 kat arkadaşlar. Bu zor durumda, bu ekonominin zor geçiş döneminde biz yine de iyi şeyler yaptığımızı inanıyorum. Sizler için yeterli mi? Bizler için yeterli mi? Asla yeterli değil. Bu kardeşiniz sizlere 5 yıla hizmetkar olmaya geldi. Gecenizin gündüzünü sizler için hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii daha yapacaklarımız var ama onları da başladıktan sonra müsaade ederseniz söylemek istiyorum. Çünkü bazen siyasette insan ters köşe olabiliyor. Biliyorsunuz seçimden önce İSTUS'u bize söz verilmişti. İl başkanımın ve milletvekillerinin devreye girmesiyle sağ olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle İSTUS'unu bize verdiler. (Gülüyor)
Sayın, biraz önce Sayın İlçe Başkanım'ın söylediği gibi, Sayın İl Başkanı ve Sayın Milletvekilleri, hakikaten o sıcak asfalt bizim için çok önemli. Çünkü Karaburun'daki çiftçi kardeşlerin seralarını, topladıkları domatesi hale getirirlerken yol çok engebel olduğu için kasalarda domates yola dökülüyor. Bu şekilde onlara biz bir söz vermiştik. Bunu sizden istirham ediyorum. Sayın yine İl Başkanı ve Milletvekillerime söylemek istiyorum. Artık fazla uzatmayacağım sözümü. 1989'dan beri Sarıgerme Ortaca Belediye tesisleri Ortaca Belediye mesire alanı olarak geçiyor arkadaşlar. Fakat 2019'da tahsisimiz iptal edildi. Sayın İl Başkanı ve Milletvekillerim bununla ilgili hakikaten çok mücadele ediyorlar. Bunu da alacağımıza inanıyorum. Ama şunu kısacık anlatmak istiyorum. Sayın Vekillerim, Sayın İl Başkanım, 2017'de bu Sarıgerme mesire alanı bizden önceki belediye başkanıyla 20 yıllık protokol yapılıyor. Fakat 2 yıl içinde o protokol yerine getirmesi gereken belediye başkanımız yerine getirmesi gereken şeyleri yerine getiremediği için 2 yıl içinde protokol iptal ediliyor. Sizden ricam, buraya da alırsak halkımızın denize girebileceği, halkımızın eğlenebileceği, halkımızın mesire alanında piknik yapabileceği bir yer oluşturursak sizlerin sayesinde sizlere minnettar kalırız diyorum. Konuşmama son vermeden önce seçim süresince bizlere birlikte yol yürüyen, desteklerini esirgemeyen, başta ilçe başkanımız Hakan Fevzi İlhan olmak üzere meclis üyelerimize ve AK Partili kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Ortaca ilçe kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim birliğimizi bozmasın. Cumhur İttifakı çatısı altında bu vatana hizmet etmekten alıkoymasın diyor. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.